Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Cevat Özçelik, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün neredeyiz? Macaristan'dayız. Yani tampon bölge Slovak'la Macaristan sınırındayız. Nereye gidiyoruz? Yükümüzü Hollanda'da boşalttık. Tekrardan Hollanda'dan patates yükledik. Hollanda'ya çiçek götürdüm. Oradan da patates yükledim. Şimdi istikametimiz Irak, Allah'ın izniyle Irak'a gideceğiz. Şimdi size biraz nerede olduğumu şöyle biraz dışarıyı göstereyim önce. Şu dayı yanaşmaya çalışıyor. Bir dakika buna biraz yardımcı olalım. Kam, davay. Gel. Gel. Kam. Go. Go komşu ko. Gel. Dondum ya. Kam. Go. Go. Day. Slow. Okay, very good. Thank you so much. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Şöyle size bir arabamı göstereyim. Ben bugün kaza yaptım. Çek'te kaza yaptım arkadaşlar. Bir tane arabaya çarptım şöyle. Yani ilk seferimde kaza yaptım. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum da. Bir dakika, flaşı açıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuralar. Yani ilk seferde göze geldik. Şurayı. Burayı da çarptık. Şöyle göstereyim yan taraftan da. Arabanın şu çamurluk kısmı, yani sinyal sisin olduğu yer yerinden çıkmış. Bakın şuraya. Burada dümdüz şurası. Şuraya bakın arkadaşlar. Tam şeyin hizasında, kaportanın hizasında buraya geldiğimizde bakın. Bu şekilde sisi de kırdık. Şimdi size olayı anlatayım. Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nde şeye girdim, ştavuğa takıldım. Yani trafik durmuş bir vaziyetteydi. Burası, şöyle göstereyim. Ben buradaydım. Şurası emniyet şeridi arkadaşlar. Emniyet şeridinden arkadaş geliyor. Tam emniyet şeridinin başladığı nokta, yani artık çizgi düz olan yerde önüme gelip şurada şu vaziyette tam arabanın şurasında, yani düşünün. Şurası kör nokta zaten. Bu kör noktada şurada durmuş vaziyette. Trafikte yürüyünce bir anda açılınca ben de gaza yüklendim. Gaza yüklenince zaten sesi duymam bir oldu. Şurayı komple çarptım. Hızlı bir kalkış yaptım biraz da. Kalkışım da hızlıydı. Şurayı vurdum. Zaten vurmamla onun tamponu komple içeri götürdüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçeri geçince hemen arabadan indim zaten. Bir baktım arabanın önünde sıfır bir tane Mercedes. Arkadaşlar arabanın içine geçeyim. Şöyle son bir defa arabanın etrafında dolanayım. Arabayı ilk seferimizde çok güzel nazara geldik. Neyse, Allah beterinden saklasın. Buna da şükür yani. Arabamız en son hatırlıyorsunuz Fırat reklamdaydık. Reklam işi yani bu
giydirmesini falan yaptık. Ellerine sağlık tekrardan. Gerçekten araba çok güzel oldu. Uğraşmanıza değdi. Arabaya geçiyorum, dondum arkadaşlar. Macar çok soğuk. Thank you. So much, kolega. YouTube. El salla, el salla. Arkadaşlar, bu arada size bir şeyi göstermeyi unuttum. Hatırlıyorsanız en son plakamız 35 plakaydı. Şöyle size yeni plakamızı göstereceğim. Plakanın güzelliğine şaşacaksınız. Özel plakamızı da aldık. 33 CVT 47. Onu da göstermiş olayım dedim. Çok güzel plaka aldık. Evet arkadaşlar, şimdi size olayı tam olarak anlatayım. İndim arabadan, geldim, baktım sıfır bir tane Mercedes. Daha böyle poşetleri dahi üstünde, fabrikadan yeni çıkmış Mercedes. Son model. Hani parlıyordu araba, maşallah ben buradayım diyordu. İndim baktım, bir tane ablayla bir tane genç, 30 yaşlarında bir arkadaş. İşte ya sen görmedin mi falan fistan muhabbetine girdi. Ben de hani gayet sakin bir şekilde, hiç şey yapmadım, heyecan falan yapmadım. Ona anlattım. Dedim istiyorsan şu an, yani şu dakika polisi çağırabilirsin, hiç sorun değil. Ki sen suçlusun, sen çağırmazsan, polisi sen çağırmazsan ben çağıracağım dedim. Dedim bak, çizgi düz bir şekilde, yani kesik çizgi değil. Senin burada zaten sola geçme hakkın yok. Böyle söyledim. Ardından ikincisi, benim hemen şu sağ tarafta kör nokta uyarısı var. Onu da direkt geldim, gel dedim. Bak burası benim kör noktam dedim. Sen benim kör noktama girmişsin. Uyarım da var ayrıyetten oraya ve sen oraya girdiğin için ben sana çarptım. Abla falan ağlıyordu, dedim sakin, relax dedim, yani no problem. Yani olabilir, insanlık hali, bu şekilde güzelce anlattım onlara da. Öyle deyince hani tamam dedi, o zaman sen kendi yoluna git, ben kendi yoluma gideyim dedi. Ben de tamam dedim, sen kendi arabanı yap, ben kendi arabamı. Sonuçta ikimizin de burada hasarı var ve suçlu sensin. Aslında benim burada senin peşini bırakmaması gereken kişi benim. Sonuçta sen hatalısın ve sen bana zarara mal oldun. Bu şekilde anlattım, yani anlık kendimi anlatabildiğimce, İngilizce işte. Çat put. Daha Türkçe konuşamıyoruz. Kendimi anlattım. Neyse, anladılar. Onlar da şey yapmadı. Bindiler arabaya, gittiler. Bu şekilde bir kazamız oldu. Allah'a çok şükür. Yani üstümdeki nazara göre diyeyim artık. Üstümdeki o ağırlığa göre bu kazayla atlattık. Çok şükür nazarlık oldu bize de. Allah'a binlerce kez şükürler olsun dedik. Canımız sağ olsun. Cana geleceğine mala gelsin. En büyük kazamız bu şekilde olsun dedik. O şekilde kapattık. Şimdi de 24 vermiştim. Bir yaklaşık 20 dakika sonra falan benim 24'üm dolacak. İstikamet Türkiye'den Irak'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu kısa bir bilgilendirme videosu olarak biz Irak'a gidiyoruz. Bunu da söyledik. Nereden geldik? Uşak'tan yüklemiştim. Uşak'tan çiçek yükledim. Biraz aceleyle, terminin biraz günü yani çok fazla yoktu. O yüzden direkt Hollanda'ya gittim. Yükümü boşalttım. Patatesleri yükledim. İstikamet Erbil mi olur? Muhtemelen Duhok da olabilir. Çünkü Semere'de ikisi de yazıyor. Bakalım nasibimizde ne varsa o olacak. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Bu bilgilendirme videosu olarak bunu çektim. Hani bir Instagram'da da paylaşmıştım. En azından kazanın nasıl olduğunu, nasıl bittiğini anlatmak amacıyla bu videoyu, kısa bir video çekmiş oldum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.